Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin önünden motosiklet çalan şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Özen isimli vatandaş maddi değeri 10 bin Türk lirası civarında olan motosikletini evin önüne park etti. Sabah uyandığında motosikletinin çalındığını fark eden Özen polis ekiplerine haber verdi. Motorunun çalındığı evin yeri önündeki güvenlik kamerası görüntülerini açan Özen, görüntülerdeki iki kişinin motorunu çalma anını gördü. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sabahleyin uyandım. Motoruma bineceğim. Dışarı çıktım. Motorun evin önünde olmadığını görünce önce bir aşağıya, sonra yukarıya öbür tarafa doğru baktım. Motoru görmeyince bizimkileri aradım. Kardeşimin motoru başka yerde koyup koymadığını sordum. Koymadığını öğrenince eve geldim. Kamera kayıtlarından motorun çalındığını gördüm. Benim zaman motorun çalındığını görünce hemen polisi aradım. Sağ olsun polisler de geldiler. Hemen burada bir inceleme başlattılar. Kamera görüntülerini aldılar. Akabinde komşuların da aynı şekilde kamerası olan komşuların kamera görüntülerine baktık. Ellerinden geldiğince işte çocukları tespit etmeye çalıştık hep beraber. Yani çocuklar daha önceden bunu planlayıp yaptıkları için ama polislerin bunu bulacağına inancım tamdır. Uğraşıyorlar sağ olsunlar. 2 gündür bu olayla uğraşıyorum. Yani bütün işimi, gücümü bıraktım. Alın terimizle 2-3 sene çalışıp aldığımız motorumuzu böyle bu insanlara yani kaptırmamızın, çaldırmamızın acısını yaşıyoruz. Bekliyoruz. İnşallah motorumuz bulunur. Umuyoruz, umut ediyoruz. Polislere güvenimiz sonsuz. Bu bölge burası. Buradan motoru alıyor. İlk önce iki kişi geliyor. Biri orada etrafı kolaçan ediyor. Diğer öbürü geri geliyor motorun bulunduğu yere. Motoru alıyor. Şöyle bir çeviriyor. Devam ediyor. Kamera kayıtlarında hepsi mevcut. Aradan 2 dakika sonra orada saklanan çocuk da aynı şekilde arkasından gidiyor. Gözden kayboluyor.